Selam arkadaşlar tekrardan. Sabah biraz şey oldum ya. Gece uyuyamadım. Ağrım yoktu ama uykuda biraz anlamadım, sıkıntı oldu. Sabaha karşı uyumuşum Allah'tan. Öyle de olunca direkt geldim. Zaten şu bacağımdaki ödemi görüyorsunuzdur ama hala yani düne göre ödemim çok azaldı. Uyanır uyanmaz ilk işim tabletlerimi alıp sonrasında GH'ı yapıyorum. Ondan sonra da bu BPC 157 ile TB500'ü yapıyorum. BPC 157'yi her gün yapıyorum. Onu söylemiştim. BPC 157'yi mümkün olduğunca yaralanmanın yakın bölgelerine yapmanız gerekiyor. Ama yaralanma burada ama buralarda şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim bakın. Buralarda ödem henüz çok fazla. Bu gergin yani buralar açıkçası. Dolayısıyla öyle olunca buralara çok şey yapamıyorum ama genelde buradan yapıyordum. Buraların ödemi çok azaldı. Şimdi mümkün olduğunca yaklaşıyorum biraz. Yani şuradan falan şöyle. Zaten herhangi bir kanama bir şey olmuyor. İnsülin enjektörle yaptığım için. BPC 157'yi her gün yapıyorum. TB500'ü 2 günde bir yapıyorum. TB500'ü deri altından ya da istediğiniz herhangi bir bölgeye yapabiliyorsunuz. Bugün onu da böyle yakınlarda bir yapıyor. Bir Actovegin diye bir ilaç söylemiştim. O da çok etkili, güzel bir ilaç. Ona da bakarsınız, araştırırsınız. Onu da Azerbaycan'dan sağ olsun bir uzaktan eğitim öğrencim aldı, yolladı. Onu da yarın temin edeceğim. O damar yoluyla alınacak. Onu da glutatyonla birlikte ona da başlayacağım bu hafta içinde. Yarın fizyoterapi var. Valla yani daha da kahvaltımı yapmadım. Biraz ağrım olduğu için hemen kalktım. Biraz burada oturdum. Buz yaptım. Şimdi bir kalkayım, kahvaltımı yapayım. Daha sonra da antrenmana gideceğim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşürüz. Herkese selam arkadaşlar. Şimdi ikinci gün. Dün çok ağırlıydı günüm ama akşam çok şükür iyi uyudum. Harbiden ilk defa yani. Bir de kaç gündür ilk defa iyi uyudum. Şimdi de doktorla görüştüm. Biraz önce duşa girdim. Şeyi yolladım. Duşta söküyorum ya bacağımı. Resmini yolladım. Gayet iyi görünüyor vesaire dedi. Durumdan bahsettim. Fizyoterapiye başlayabilirsin dedi. Fizyoterapiyi aradım. Hoca da bugün müsait değil maalesef. Pazartesi günü doğrudan başlayacağız. Bugün antrenmana başlayacağım ben. Birazdan antrenmana gidiyorum. Antrenman öncesi öğünümü yiyorum. 70 gram pirinç unu, 40 gram Noice, bu hindistan cevizi vanilyalı aromalı bu sos yaptım. Çok güzel bir şey. Hemen bunu yiyip antrenmana kaçıyorum. Oradan da tekrardan yemeğimi de alıyorum. Eve döneceğim. Durumlar şimdilik böyle. Bunu yiyip hemen gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Antrenmana geldim şimdi. Yani tabii ki bugün bir de daha henüz ilk gün ameliyat sonrası. Yani antrenman gibi değil aslında ama tabii ki tamamen mental anlamda birazcık iyi geldiği için bunu yapıyorum bu süreçte. Biraz daha bacağım iyileştikten sonra tabii ki henüz üç bacak yapmıyorum ama üst tarafında biraz daha üzerine gidebilirim. Şu an daha böyle full body. Hafif hafif her bölgeye ikişer tane hareket yapmayı planlıyorum. Evde olmak, hiçbir şey yapmamak zaten çok acayip zor bir durum arkadaşlar. Dolayısıyla dediğim gibi tamamen bu mental anlamda yapmış olduğum bir şey yani. Şimdi her ihtimale karşı daha dün ameliyat oldum. İstemsiz bir şekilde onu zorlarım vesaire diye hiç öyle bir riske girmek istemedim. En azından şu hissiyat bile demek istediğim o yani. Şu an yapmış olduğum antrenman tamamen mental, kafam için yapıyorum bunu. Doğal ortamımız burası, keyif. Kardiyo da yapamadığım için hem de kalori birazcık yakmak adına, evden çıkmak adına, zaman geçirmek adına yaptığım bir şey yani. Çok da keyifli oldu. Zaten sevdiğim bir yer, sürekli geldiğim bir yer. Şimdi yemeğimi yiyeceğim, sonrasında eve geçeceğim. Bunlar böyle çok keyifli, güzel bir antrenmandır. Her gün geleceğim ve artık kardiyo da olmadığı için sabahları erken gelmeyi düşünüyorum. Bu süreci, beslenmeyi, pazartesi fizyoterapiye başlıyorum. Orada neler yapılacak bunu, umarım kimsenin başına gelmez. Ama gelirse süreci hızlandırmanız adına, yani mümkün olduğunca ilacına kadar bütün detaylarıyla kullanacağım peptidinden ilacına kadar bütün detaylarıyla sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Çok şeffaf bir şekilde, sonuçta tedavi amaçlı olduğu için. Biliyorsunuz ben ilaçla alakalı hiçbir zaman konuşma gibi bir şeyim yok ama tedavi amaçlı olduğu için bunu yapacağım. Umarım faydalı olur. Umarım kimse tecrübe etmek zorunda kalmaz ama faydası olacağını düşünüyorum.
Birazdan görürsünüz. Etkili olduğunu görürsünüz. Bunlar bu arada şey, hani doktor bilgisi dahilinde yaptığım şeyler. Tedaviye devam. 7/24 tedavi. Aktovegin'i ben daha önceki sakatlığımda da kullanmıştım. Aktovegin bu buza kanından elde edilen, bayağı filtreleniyor falan özel bir ilaç. Tamamen yaralı dokuların hızlı iyileşmesi, minimum iz kalması için kullanılan, birçok etkisinin de olduğu bir ilaç. Genelde Rusya, Ukrayna, Azerbaycan'da eczanede satılan bir ilaç. Onun dışında glutatyon. Glutatyonu zaten yılda 2-3 defa sürekli yaptırıyorum, biliyorsunuz. Glutatyon zaten şu an inanılmaz popüler. Bir 4-5 yıldır yaptırıyorum ben. Glutatyonun olayı da aslına bakarsanız bağışıklık. Çok ciddi anlamda bağışıklık. Öncelikli olarak hücre yenileme özelliği çok yüksek. O da gerçekten çok özel bir ilaç. Aynı zamanda içine de bir C vitamini de koydum. Dediğim gibi bunu da haftada 2 olmak üzere bir 6 seans falan yapacağız, bitireceğiz. Şimdilik süreç bu şekilde ilerliyor. Bir haftayı geçti, ödemim tamamen azaldı dizimdeki. Haftanın 5 günü fizyoterapiye devam. Süreç bu şekilde. Dediğim gibi sizinle her şeyi şeffaf bir şekilde, kullandığım her şeyi paylaşacağım. Bunlar komple bir listesinde çıkardım. Şu an bayağı bir ürün oldu. Ama hiçbir şekilde yine söylüyorum, bu süreç aceleye getirilecek. Hadi hemen ayağa kalkayım, hadi hemen bunu yapayım denilecek bir süreç değil. Her şeyi yaparken aynı zamanda da sabırlı olmak gerekiyor. Önemli olan burada en önemli şey maksimum iyileşme. Yani minimum hasarla en iyi şekilde nasıl iyileşiriz? En iyi şekilde iyileştikten sonra zaten gerçekten tendon eskisinden sağlam oluyor. Yani benim şu sol kolumun tendonunda bir tane sızı, ağrı daha yaşamadım. Yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla iyi iyileştirirsek sonrasında istediğimiz gibi yükleniriz. Sonrası için de planlarım var. Onları da anlatırım. Antrenmanımızı yaptık, geldik, glutatyonu alıyoruz. Sonrasında gidip Dalma abime belki bir hamburger yemek planımız var. Glutatyonun üstüne. Durumlar böyle arkadaşlar.